Herkese selamlar. Göçmenlik hukukuyla ilgili son 2 hafta güncellemeleriyle tekrar karşınızdayım. Green Card kazananların yani DV Lottery kazananların 2021 içinde durumları ne olacak? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bundan bahsederken kısaca DV 2020'ye de yani 2020 kazananlarına da değinmek istiyorum. Mayıs ayının vize bülteni açıklandığında gördüğümüz şey şu. F2A kategorisi dediğimiz green card'ların eşlerine yaptığı başvurularla ilgili kategori hala güncel. Employment based iş yeri üzerinden olan kategoriler hala güncel. Hepsinden belki de önemlisi ve daha merakla beklenen konu DV Lottery dosyalarının ne olacağıydı. DV Lottery 2021 dosyalarının ne olacağıydı. DV Lottery 2021 dosyası daha önceki güncellemelerde belirttiğim gibi Mayıs ayında yayınlanan bültenle güncel hale geldi. Yani bütün DV 2021 dosyaları şu anda Green Card Eligible, Green Card başvurusu yapabilecek, mülakat alabilecek hale gelmiş oldu. Şu an 2021 DV Lottery kazananların sıra numaralarının artık çok bir önemi yok. Çünkü sıra numarası sadece buna eligibility, başvuru yapabilme sırasını belirliyordu. Şu an itibariyle Dışişleri Bakanlığı bütün numaraların, bütün European Union numaralarının, Türkiye'nin de dahil olduğu bütün numaraların başvuru yapabileceğini açıklamış oldu. Yani numaranız 21.000 de olsa, numaranız 35.000 de olsa artık başvuru yapabilecek hale gelmiş oldunuz. Peki Dışişleri Bakanlığı böyle bir açıklama yaptı ama realitede bu ne demek? İsterseniz biraz bu konuya değinelim. Çünkü bu konuyla ilgili aldığım soruların haddi hesabı yok. Hepsine yetişmeye çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Ama bunları genel hatlarıyla bu güncellemede izah etmenin çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü böylece birçok soruya ve birçok kafa karışıklığına cevap vermiş olacağımı tahmin ediyorum. Öncelikle durumu Türkiye'deki DV 2021 kazananları açısından ele alalım. Konsolosluğun yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki konsolosluk şu an itibariyle DV 2021 kazananlarına mülakat vermiyoruz. Bir yandan da DV 2021 numaralarının tamamı vize bülteniyle eligible hale yani mülakat alabilecek hale geldi. Bu ikisini birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Şu an itibariyle her ne kadar DV 2021 kazananları mülakat almaya ehil hale gelmiş olsalar bile konsolosluk mülakat vermediği sürece bu haktan istifade edemeyecek gibi görünüyorlar. Bilindiği gibi dosyası NVC'de olanlar var, dosyası konsoloslukta olanlar olabilir. Daha önce anlattığım gibi NVC konsolosluk mülakat vermediği sürece dosyaları NVC'den konsolosluğa göndermeyeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla konsolosluğun mülakat vermiyorum demesi muhtemelen NVC'nin DV Lottery dosyalarını konsolosluğa göndermemesine sebep olabilir. Tabii ki bir karar değişikliği olmazsa bu konuda. Dosyası konsoloslukta olanlar ise konsolosluğun mülakat vermeye başlamasını beklemesi gerekiyor. Bu Türkiye'de olanların durumu. Türkiye'de olanlar çok sıklıkla şöyle bir soru soruyorlar bana. Peki diyelim ki Türkiye'deki Amerikan konsoloslukları vize mülakatı vermiyor. Biz dosyamızı başka bir ülkenin konsolosluğuna kaydırabilir miyiz, alabilir miyiz? Mesela diyelim ki başka bir ülkedeki Amerikan konsolosluğu mülakat veriyor, dosyayı oraya transfer ettirebilir miyiz? Bu tabii lojistik olarak çok zor bir prosedür. Çünkü NVC'ye böyle bir talepte bulunduğunuzda NVC genellikle bu talepleri dikkate almıyor. Sizin bağlı bulunduğunuz ülkenin konsolosluğuna gönderiyor dosyayı ve biraz önce anlattığım gibi muhtemelen göndermeyecek Ankara mülakat vermediği için. Olur da NVC'ye sözünüzü dinletebilirseniz o zaman belki de NVC dosyayı o ülkenin konsolosluğunun kabul etmesi şartıyla o ülkeye gönderebilir. Dolayısıyla NVC ile irtibata geçmek gerekiyor. Bu bir. İkincisi eğer dosyayı NVC göndermezse günün birinde dosyayı Ankara'ya gönderirse veya dosya zaten Ankara'daysa bu sefer Ankara'ya ve gitmek istediğiniz ülkenin konsolosluğuna bu durumu izah edip dosyayı Ankara'dan o ülkenin konsolosluğuna transfer ettirmeniz gerekiyor. Covid şartlarında özellikle konsoloslukların kapalı olduğu, açık olanların da özellikle kendi bulundukları ülkenin vatandaşlarına hizmet vermeye çalıştıkları bir dönemde bunun ne kadar zor olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur. Dolayısıyla bunu denenebilir belki ama çok realistik bir opsiyon olarak görmediğimi belirtmek istiyorum. Peki diyelim ki Türkiye'desiniz ama pasaportunuzda turist vizesi var. Turist vizesiyle Amerika'ya gelerek bu dosyayı Amerika için de devam ettirebilir misiniz, takip edebilir misiniz? Veyahut da zaten Amerika içindesiniz ve başka bir statüdesiniz, F1 gibi, B2 gibi, H1 gibi Amerika için de bu dosyayı takip edebilir misiniz?
Biraz da bu konudan bahsedelim. Daha kolay olan cevap zaten hali hazırda Amerika'da bulunanlar. Amerika'da bulunanlar vize numaraları da açıldığı için şu an itibariyle göçmenlik bürosuna bir başvuru gönderme şansına sahipler. Dosyalarını gönderecekler. Ondan sonra da bu sürecin sonuçlanmasını bekleyecekler. Henüz Amerika'da olmayan fakat pasaportunda turist vizesi olan kişiler ne yapacak? Bu kişiler Amerika'ya gelirlerse dosyalarını hemen gönderebilirler mi? Süreç nasıl işler? Eğer Amerika'ya turist vizesiyle gelirseniz Amerika'da Green Card başvurusu yapabilmeniz için 90 gün beklemeniz gerekiyor. Buna 90 gün kuralı deniyor. Bu 90 gün kuralını birazcık izah etmek istiyorum çünkü kafalar çok karışık. 30-60 gün kuralından bahsedenler var, 90 gün beklemeye gerek yok diyenler var. Kısaca bunu bir anlatmak istiyorum. Bilindiği gibi Amerika'ya hangi vize kategorisiyle giriyorsanız o vize kategorisine uygun hareket etmeniz gerekiyor ve başka bir faaliyette bulunmamanız gerekiyor. Buna intent diyoruz, niyet. Mesela turist vizesiyle giren bir kişi turistik niyetle girmiş oluyor Amerika'ya. Turistik aktivitelerini yapıyor ve Amerika dışına çıkıyor. Eğer turist olarak Amerika'ya giren bir kişi aslında niyet olarak turist değilse ve Amerika'da başka bir planı varsa, mesela evlenmek gibi, mesela içeride göçmenliğe başvurmak gibi, mesela içeride Green Card'a başvurmak gibi, o zaman Amerikan devleti size preconceived intent, yani önceden gizlenmiş bir niyetiniz vardı. Siz aslında turist vizesini gizli bir amaç için kullandınız. Girerken niyetiniz turist değildi diyebilir ve başvurunuzu reddedebilir. Dolayısıyla bu 90 gün kuralı aslında preconceived intent, gizlenmiş niyet meselesinden ortaya çıkıyor. Peki 90 günün önemi ne? Şu, eğer Amerika'ya girdikten sonra 90 gün bekleyip başvurunuzu ondan sonra yaparsanız devlet size aslında preconceived intent var sende, niyetin başkaydı diyemiyor. 90 günün esprisi bu. Amerika'ya girdikten sonra 90 gün bekleyip içeriye dosyayı fail ederseniz devlet size bu iddiayı ileri süremiyor. Peki çok duyduğum, bana da çok sorulan 30 gün, 60 gün kuralı nedir? Yani diyorlar ki işte 90 gün değil de bu kural 30 günmüş, 60 günmüş. Arkadaşlar o konu şöyle, 2017 öncesi yani Trump döneminden önce 90 gün kuralı diye bir şey yoktu. 30-60 gün kuralı vardı. 30 gün beklemek şarttı. 30 ile 60 arasında dosya fail ederseniz preconceived intent olduğu düşünülüyordu. Önceden gizlenmiş niyet. Trump bunların hepsini kaldırdı, 30-60'ı, hepsini 90'a çekti. Dolayısıyla 90 gün şu anda tek süre. Duymuş olduğunuz 30 günler, 60 günler bunların hepsi 2017 öncesine ait. Kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Peki o zaman bu 90 gün kuralı olduğuna göre bu bizi nereye getiriyor? Şimdi onu konuşalım. Diyelim ki bir kişi Amerika'ya giriş yaptı. Preconceived intent meselesiyle, gizlenmiş niyet meselesiyle, iddiasıyla karşı karşıya kalmamak için 90 gün bekledi. 90 gün bekledikten sonra dosyasını göçmenlik bürosuna gönderdi. Şimdi bu senaryoya baktığınız zaman dosya göçmenlik bürosuna gittikten sonra göçmenlik bürosunun dosyaya bakması, incelemesi, mülakat vermesi ve sizin green card'ı almanız bütün bu işlemlerin 30 Eylül'e kadar bitmesi gerekiyor. Yani Amerika'ya girip bu başvuruyu yaptınız diye DV Lottery hakkınızı korumuş olmuyorsunuz. Hala aynı Türkiye'deki konsolosluktaki mülakatlar gibi 30 Eylül 2021 tarihine kadar green card'ı almış olmanız gerekiyor. Peki bu pratik olarak mümkün mü? Arkadaşlar COVID öncesinde DV Lottery dosyalarında 2 ayda 3 ayda sonuç almak mümkündü. Ben şahsen kendi yaptığım dosyalarda 2-3 ayda sonuç alabiliyordum DV Lottery dosyalarında. Fakat COVID sonrasında 2-3 ayda biten dosya tecrübesi çok fazla söz konusu değil. Neden değil? Birincisi 2020'de zaten DV Lottery dosyaları çok azdı. Dolayısıyla o dönemde işlemler de çok yavaştı. Dolayısıyla geçen sene böyle bir tecrübe yaşayan ben duymadım. 2021 yılı itibariyle, bu yıl itibariyle evet işlemler biraz daha hızlandı. Ama bunun yine zamanında bitip bitemeyeceğini bilemeyiz, kestiremeyiz. İnsanlar bunu duyduklarında çok şaşırıyorlar. Yani biz Amerika'ya gelsek, 90 gün beklesek, dosyamızı fail etsek yine de bunun yetişmeme ihtimali var mı? Cevap evet, yetişmeme ihtimali var. Peki yetişir mi? Değil mi? En önemli soru bu. Yetişir mi? Burada birkaç konu var söylemek istediğim. Birincisi devletin mandate'i var. Mandate ne demek? Kendi officerlarına, kendi memurlarına emri var. Diyor ki DV Lottery dosyalarına öncelik vereceksiniz. Çünkü 30 Eylül'e kadar bu kişilerin mutlaka green card alması gerektiği için normal bir adjustment dosyası gibi yani iş yeri üzerinden, evlilik üzerinden bir başvuru gibi bunu değerlendirmeyin. DV Lottery olduğu için öncelik verin diyor.
Dolayısıyla sizin aslında bir şey yapmanıza gerek olmadan devletin memurlarına vermiş olduğu bir emir bu. Dosyaları hızlandırın. Peki bu emre rağmen yine de dosya yetişebilir mi 30 Eylül'e kadar? İşte burası çok net değil. Çünkü çok az bir zaman kalmış olacak. Dosyalar yetişir mi yetişmez mi bu mandate'e rağmen çok emin olamıyoruz. Dolayısıyla bu konuda bir garanti yok. Ama 90 gün bekledikten sonra, dosya içeri girdikten sonra, receipt notice geldikten sonra, alındı belgesi geldikten sonra göçmenlik bürosunu arayarak dosyanın hızlandırılması talebi her zaman yapılabilir. Biz kendi dosyalarımızda bunu çok sıklıkla yapıyoruz ve dosyaların çoğunu şimdiye kadar kabul ettirebildik geçtiğimiz yıllarda. Bu senenin tecrübesi henüz belli değil. Peki şimdi en çok sorulan diğer soruya geliyorum. Diyorlar ki Remzi Bey, biz diyelim ki Amerika'ya geldik. 90 günde beklemedik. Çünkü 90 gün beklersek dosyanın yetişme ihtimalinden emin değiliz. Peki 90 gün beklemedik, o zaman ne olur? Şimdi 90 gün beklemeden dosya faal ettiğiniz zaman göçmenlik bürosu sizin dosyanızı alır. Size parmak izi gönderir, dosyanız ilerler, bunlarda sorun yok. Hatta belki mülakat bile alınabilir. Biraz önce saydığım hızlandırma sebeplerinden dolayı veyahut da dosyanın doğal gelişiminden dolayı. Çünkü az bir zaman yok. Mülakat gelmesi için hala yeterli zaman var önümüzde. Dolayısıyla bu olabilir eğer 90 günü beklemeyeceksek. Peki bu konuya ne zaman karar verilecek? Bu preconceived intent mi değil mi? Bu konu ne zaman gündeme gelecek? Dosyanın alınması safhasında değil arkadaşlar. Mülakat verildiğinde, siz mülakata gittiğinizde göçmenlik bürosu görevlisi sizinle bir mülakat yapacak. Bu mülakat esnasında işte bu konular gündeme gelecek. Siz Amerika'ya turist vizesiyle girmişsiniz, şu tarihte girmişsiniz, 90 gün beklemeden bu dosyayı faal etmişsiniz. Neden faal ettiniz mesela? Bu soru orada gündeme gelecek. Peki bu 90 gün kuralı mutlak uygulanan bir kural mı? Yani 90 gün geçmeden faal edilen bütün dosyalar red mi edilecek? Asıl zurnanın zırt dediği yer burası. Dolayısıyla bunu bir izah etmek gerekiyor. Aslında 90 gün geçmeden dosya içeriye verdiğiniz zaman devlet sizin preconceived intent ile hareket ettiğinizi, gizlenmiş bir niyetle hareket ettiğinizi düşünüyor. Öyle varsayıyor. Siz bunun aksini ispat edebilirsiniz. Aksini ispat etme durumu tamamen sizinle ilgili bir konu. Peki nasıl olabilir? Bir örnek verelim. Mesela diyelim ki Amerika'ya gelirken turist olarak geldiniz ama bazı şartlar değişti siz Amerika içindeyken. Onun üzerine göçmenlik başvurusu yapmaya karar verdiniz ve bunu ispat edebilirseniz ve göçmenlik bürosu görevlisi bunu kabul ederse o zaman dosyanızı kabul etme ihtimali olabilir. Peki diğer konuyu da konuşalım. Diyelim ki 90 günü geçirmenize rağmen yine de başvurunun reddedilme ihtimali var mı? Preconceived intent sorgulaması yapılabilir mi? Evet. Eğer mülakat esnasında konuşmalardan, soru cevaplardan sizin sırf green card başvurusu yapmak için Amerika'ya geldiğiniz, 90 gün beklediğiniz ve sonrasında başvuru yaptığınız anlaşılırsa o zaman yine dosyanız reddedilebilir. Bunun olma ihtimali çok düşük. Çünkü 90 gün kuralı öyle bir kural ki çoğu officer 90 günü geçtikten sonra bu soruyu sormuyor artık. Ama yine de bu konu gündeme gelebilir. Şunu da söylemekte fayda var. Bu dosyaların nasıl sonuçlanacağı, yani o mülakatın nasıl sonuçlanacağı çok büyük ölçüde o mülakatı yapan officer'la da alakalı bir konu. Yani o gün officer bu konuya çok daha açık yüreklilikle bakabilir, konuyu anlayabilir, içinde bulunan şartları gözlemleyebilir ve çok daha uygun bir şekilde dosyayı değerlendirebilir. Veya moda mod bakar, by the book dediğimiz çok kuralcı bir yaklaşımla konuyu inceler ve dosyayı reddedebilir. Dolayısıyla bu tecrübeler her zaman birbiriyle uyumlu olmak durumunda değil. En az birkaç kişiden duyduğum bir şey, 2020 senesinde Amerika'ya gelip bu başvuruları yapıp kabul alanlar oldu söylentisi. Bu bir şehir efsanesi mi bilmiyorum. Çünkü bunu gerçekten yapıp başarılı olan kimseyle ben tanışmadım. Yaptığım araştırmalarda da böyle bir şeye rastlamadım ama olabilir. Mesela belki o kişilerin farklı durumları vardı. Geldiler zaten 90 gün bekleyip yaptılar veya vize kategorileri turist vizesi değildi. Ne bileyim H1'di belki, O1'di, L1'di, 90 gün beklemeleri gerekmiyordu. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla detayını bilmiyorum. Ama şehir efsanesi de olabilir. Eğer değilse de o gün göçmenlik bürosu görevlisinin takındığı tavırla, kullandığı takdir hakkıyla ilgili bir şey olabilir. Şunu da belirtmekte fayda var. Eğer bu mülakat kötü giderse, yani 90 gün kuralının ihlal edildiği, niyetin gizlendiği düşünülürse, green card dosyası reddedildiği gibi elinizdeki turist vizesinin iptali de söz konusu olabilir.
Bunu da dikkate almakta fayda var. Son olarak Amerika'da bulunup statü değişikliği başvuruları devam ederken DV Lottery başvurusu yapmak isteyenlerin durumuna değinmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse turist vizesiyle gelmiş, F1 statüsüne statü değişikliği başvurusu yapmış, o başvuru sonuçlanmadığı halde numaralar güncel olduğu için bir yandan da DV Lottery dosyası yapabilir miyim diye soranlar, bu konuda danışanlar. Burada biraz yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumu söz konusu. Çünkü içeri vermiş olduğunuz turist vizesi, öğrenci statüsü göçmen olmayan vize niyeti içeren bir başvurudur. Ama akabinde içeriye verecek olduğunuz green card başvurusu immigrant intent, yani göçmen niyeti taşıyan bir vize başvurusudur. Dolayısıyla bu ikisinin çatışması durumu söz konusu. B1, B2 F1'a bakan green card'ı görürse, green card'a bakan B2 F1'ı görürse dosyaların ikisi birden reddolabilir. Böyle bir risk söz konusu. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Muhtemelen DV 2021 kazananlarına verilebilecek en büyük tavsiye şu. Öncelikle sizin için en önemli şeyin ne olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Turist vizesi çok önemliyse turist vizesinin korunması. Eğer Amerika içindeyseniz F1 B2 statü değişikliği müracaatı yapıyorsanız bu mu önemli yoksa green card mı önemli? Bunların hepsine bir karar verip ondan sonra mutlaka bu konuyla ilgili çok tecrübeli olan bir avukata danışıp artılarınızı eksilerinizi öğrenip ondan sonra bir karar vermeniz çok daha uygun olur. Eğer neticede vereceğiniz karar benim için F1, B2 daha önemli, bu şekilde devam etmek istiyorum ise o zaman belki de DV Lottery'yi Amerika için de yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Ama sizin için önemli olan green card kazanmaksa ve green card kazanamayacaksanız diğer statülerin sizin için çok bir önemi yoksa o zaman ya herro ya merro diyerek green card başvurusunu yapmakta fayda olabilir. Dediğim gibi benim burada anlattığım hiçbir şey bir avukat müvekkil ilişkisi doğurmuyor. Sadece sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bu konularda karar vermeden önce mutlaka bu konuda deneyimli, ne yaptığını bilen, bu konularda tecrübeli bir avukata danışmadan hareket etmeyiniz. Kapatırken en son DV 2020 ile alakalı birkaç kelime söylemek istiyorum. DV 2021 bilindiği gibi mahkemelik. 9095 vizanın nasıl kullanılacağına hala karar verilmedi. Bununla ilgili bir gelişme olursa, ciddi bir gelişme olursa size tekrar duyuru yapacağım. Ama devam eden mahkemenin her türlü gelişmesini duyurma ihtiyacı hissetmiyorum. Onu zaten davanın tarafı olan kişiler kendileri takip ediyorlar avukatlarıyla. Ama bir karar çıktığında bunu tekrar duyuruyor olacağım. Umarım video faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Videoda anlattım ve şu anda bu konu belli değil. Gelişmelere göre tekrar bildireceğiz dediğimiz konularda daha fazla bir cevabım yok. Ama spesifik sorular olursa yine de cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğenirseniz ilgi duyduğunuz arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.